Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil murselin. Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. At-tayyibin, at-tahirin bi kalbin selim. Radıyallahu teala anna ve ankum ve an kaffetil müslimin. Ve yesserallahu lana ve lekum ecma'in. قال الله تعالى عز وجل استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه Sadaka Resulullah fîmâ gâle ve kemâ gâl. Allah-u Zülcelal Hazretlerine ebedi hamdü senâ, nihayesi sonsuz şükürler olsun. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme namutenâhi salatu selam, tazim ve hürmetler olsun. Allah-u Zülcelal meclislerimizi, hanelerimizi, gönüllerimizi lütfuyla, keremiyle, rahmetiyle, mağfiretiyle, ikram ve ihsanlarıyla doldursun. Sekineti, huzuru, itminanı müjdeleyen melekler ile hanelerimizi, gönüllerimizi tezyin eylesin. Yaklaşmakta olduğumuz Recep-i Şerif ayının feyzinden, bereketinden, rahmetinden cümlemizi hissedar eylesin. Recep ayına hazır bir kalb ile Allah Teala'ya, Resulullah'a muhabbet dolu bir gönül ile girmeyi nasip eylesin. Recep-i Şerif ayının feyziyle, bereketiyle feyziyab olmuş olarak sıhhat afiyetle Şaban-ı Şerif ayına kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Şaban ayının feyzinden, bereketinden, rahmetinden cümlemizi hissedar eylesin. Şaban ayının şehadetiyle, Şaban ayının mağfiret müjdeleriyle Ramazan-ı Şerife kavuşmayı cümlemize nasip buyursun. Ramazan-ı Şerif ayından meknuz olan cümle feyiz bereketlerden cümlemizi hissedar eylesin. Amin. Recep ayının feyzinden, bereketinden, rahmetinden hissedar olmamıza mani olacak, kalbimizi bu feyizle buluşmaktan alıkoyacak hatalardan, günahlardan, gafletlerden, yanlışlardan cümlemizi, ailelerimizi, evlatlarımızı lütfu keremiyle hifz-ü emin eylesin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep-i Şerif ayı girdikleri zaman Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan duasını çokça yapıyorlardı. Sahabe-i kiram da bu duayı yapıyorlardı ve teselsülen günümüze kadar da Recep ayı geldiği zaman herkesin ezbere bildiği bir dua metni olarak bu okuna gelir. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi, Recep ayını ve Şaban ayını hakkımızda bereketli eyle. Recep'in ve Şaban'ın bereketinden bizleri hissedar eyle. Bizleri Ramazan-ı Şerif ayına kavuştur. Dikkat ederseniz burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Recep ayında dua ederken Ramazan'a kavuşmak ile duasını ikmal ediyor. Demek ki Recep ayı, Recep ayının bereketi, Şaban ayı, Şaban ayının bereketi aslında Ramazan hazırlığıdır. Hedef Ramazan'a Recep ve Şaban'ın bereketiyle kavuşmaktır. Ramazan-ı Şerif ayına kavuşmak duası aleyhissalatü vesselamın Recep ayında başlıyor. Demek ki Ramazan'dan kamilen istifade edebilmek için Recep'i ve Şaban'ı güzel değerlendirmek, Recep ve Şaban mevsimini, iklimini iyi değerlendirmek gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Recep ayı geldiği zaman böyle dua etmek suretiyle Müslümanların gündemine Recep ayını getirmek murad ediyorlardı. Recep ayı geldiğinde gönüller Recep ayını hissetmeli. Gönül dünyasında Recep ayının heyecanı olmalı. Bizler de Recep ayının gelmekte olduğunu hissetmeliyiz ve Recep ayını evlatlarımıza, çevremize bir gündem olarak hissettirmeliyiz. Recep ayı evimizde konuşulmalı, hanemizde konuşulmalı. Recep ayını nasıl geçirmeliyiz, neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz daima gündemimizde olmalıdır. Recep ayı geldiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem bu ayı tebessümle, heyecanla, sevinçle karşılıyor.
Bu ayın bereketini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyordu. Gönüllerimize dönüp bakmalıyız ki yarın Cemazel Ahir'in son günüdür. Cumartesi günü itibariyle rahmet ayı, bereket ayı, rihlet ayı olan Recep-i Şerif ayına girmiş olacağız. Recep-i Şerif ayının gelmekte olduğunun kalbimizde bir karşılığı var mı? Recep ayının geliyor olması gönlümüzde bir takım kıpırdanmalara, bir takım heyecanlanmalara sebebiyet veriyor. Mutlaka vermelidir. Kalp Recep ayında, Şaban ayında harekete geçer. Gönüllerde bir ibadet şevki, taat, kulluk hissiyatı, heyecanı hissedilir. Eğer kalbin fıtratı yıkılmamışsa, kalp yaratıldığı fıtrat üzere durabilmişse eğer, bir nebzecik de olsa bir heyecanlanma olur. Bunu Mevlana'nın teşbihiyle tekraren ifade ediliyordu. Yine biz de ifade edelim. Kalpler Allah-u Teala'nın, yani Allah-u Teala insanı topraktan yaratmıştır. Toprağın fıtratında bahar mevsimi geldiği zaman heyecanlanmak, filizlenmek, yeşermek, meyvesini, yemişini, güzelliğini göstermek kabiliyeti vardır. Eğer bir toprak çiğnenerek bir duvar haline, beton haline getirilmemişse, ihmal edilmiş dahi olsa, üzerine basılıp da çiğnenip de efendim baskı yapılmamışsa, mevsim geldiği zaman içinde meknuz olan güzellikleri göstermeye başlar. Yeşeri verir kapkara olan toprak, yeşermeye, çiçek açmaya başlar. Aynı bunun gibi toprakta yaratılan insan da Recep-i Şerif ayı geldiğinde, ki bu ay maneviyat baharının ilk ayıdır, hemen kalpte bir yeşerme, bir heyecanlanma, bir filizlenme olacaktır. Eğer oluyorsa bu bir hamd sebebi, şükür sebebidir. Neden? Çünkü kalp hala canlıdır, hayattadır, mevsime tepki veriyor demektir. Eğer öyle değilse de hemen bir istiğfar ile kalp üzerinde çalışmaya başlamak gerekmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyururlar ki aleykum bisarairil kulub. Kalplerde bir takım sırlar vardır. Kalbin bir takım esrarı vardır. Aleykum bisarairil kulub. Kalbin bu esrarına yapışın. Kalbin bu esrarını keşfetmeye gayret edin buyurdular. Kalp öyle bir azadır ki Allah ile sohbet, onunla muhabbet, Allah ile ülfet, Allah'a karşı şevk, ibadet, heyecanı hep bu kalp üzerinden hissedilir. Bu kalp Allah'a açılan, Resulullah'a açılan, muhabbete açılan, cennete açılan, Kur'an'a açılan kapımız kalbimizdir. O nedenle bu kalbin bu esrarını, bu hakikate açılan kapısını aralama, bu kapıyı açmayı, gayretini artırma ayı Recep-i Şerif ayıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, özür dilerim, Zünnun-u Misri rahmetullahi aleyhi buyurdular ki, Beliyyetul abd, bir kulun başına gelebilecek en büyük bela, şugulul kalbi anillah, kalbinin Allah'ı unutmasıdır. Kalbin Allah'tan başka bir şeyle meşgul olması, bir kulun başına gelebilecek en büyük bir beladır. Musibet budur. Çünkü bu musibet dini bir musibettir. Bir insanın başına hangi musibet gelse, mali musibet de gelse, bedeni musibet de gelse, ölüm ile de karşılaşsa bunların hepsi günaha kefaret olur. Eğer zulmense şehadet olur, af sebebi olur, intibah sebebi olur, Allah'ı bulma sebebi olur. Fakat manevi musibetler, kalbe gelen musibetler, dini musibetler gaflet de tarif ettiğimiz şeylerdir. Gaflet ise imana terstir. Gaflet bir müminin en çok korkması gereken şeylerin başına gelmektedir. Zünnun-u Misri nedine buyururlar ki Beliyyetul abd, bir kulun en büyük başına gelebilecek bela, şugulul kalbi anillah, kalbin Allah'tan meşgul olması. Kalbin Allah'ı unutup başka şeylerle meşgul olmasıdır. فَحِينَ اِذِنْ تَحْدُثُ الْغَفْلَ İşte o zaman, ne zaman ki kalp Allah'ı unutur, başka şeyle meşgul olur, kalpte gaflet denilen şey, meyve kendini gösterir. Kalbi gaflet kaplamaya başlar. Allah Zülcelal de kalp meselesine çokça Kur'an'da dikkat çekmiş ve وَجَائِبْ قَلْبٍ مُن۪يبٍ Allah'a yönelen kalpler istemiş. Allah'a yönelmiş bir kalp. O kalb ile gelen kişiden bahsetmiş. İlla men etallaha bi kalbin selim. Selim olan kalpten bahsetmiş. Selim olan kalp.
Ya da efendim bir diğer imtihan Allah kulubem li takva. Takva ile imtihan olan, takvaya hazırlanan kalplerden bahsetmiş. Kalp meselesi Kur'an'da çokça üzerine durulan bir meseledir. Kalp en kıymetli nimetlerin içerisinde bulunmuş olduğu hazine dairesidir. İman kalptedir. İhlas kalptedir. Niyet kalptedir. İlim kalptedir. Efendim akıl kalptedir. İlâ ahir. En kıymetli, bizi biz yapan, Allah katında bizi değerli yapacak olan en büyük nimetlerin bulunmuş olduğu yer kalptir. O nedenle bu kalbin düşmanı da, yani şeytan da en fazla kalp üzerinde ordularını seferber etmiştir. Kalbi işgal etmeye gayret eder. Nefsi de bu konuda bir yardımcı olarak kullanır. Aleyhissalatü vesselam da buyururlar ki levla enne şeyatin yahumune ala kulubi beni Adem. Şeytan ve orduları Adem oğlunun kalbini çepeçevre sarmış, onu kuşatmış olmasaydı le nazaru ila melekuti semavati vel ard. O kalp ile beraber Adem oğlu semavatın ve arzın melekütünü seyredebilirdi. Bu kalp ile beraber şu gözün görmediği alemleri görmek mümkün olurdu. Fakat kalbin bu görüşünü engelleyen, bu melekût alemini, gözün görmediği alemleri seyretmesini, keşfetmesine mani olan şey, şeytanın ve ordularının kalbi çepeçevre sarmış olmasıdır. Bir kalp ne zaman ki şeytan ve ordusunun bu kuşatmasından arınır, kalp asli haline gelir, o zaman kalp inkişaf eder ve inkişaf eden kalp gözün görmediği, aklın hayal edemediği şeyleri görmeye başlar. Zira kalp öyle bir azadır ki Allah Zülcelal Celle Celaluhu hadisi kutsi'de yerlere göklere sığmadım da mümin kulumun kalbine sığdım buyuruyor. Böyle bir ifadeyle mümin kalbi kulumun kalbine sığdım. Elbette ki bu mekani bir sığma, efendim içine girme gibi bir şey değil. Bu kalbin istiabını ifade eder. Yani kalbe sığdım demek bir kul beni ancak kalbiyle tanıyabilir demektir. Akıl Allah-u Teala'yı tanımakta noksandır. Bir yere kadar gelir orada durur. Ama kalbin Allah-u Teala'yı tanıması ila nihaya devam eder. Kul ancak kalp ile Allah'ı tanıyabilir. Beden içerisinde istiabı en geniş olan merkez kalptir. Ta ki Allah Teala'yı dahi bu kalp tanır, bu kalp efendim ona yol bulur. Marifetullah kalp ile ulaşılabilecek bir neticedir. O bakımdan kalp üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir sahadır. En önemli cihat alanıdır kalp bu yönüyle. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki hubbu dünya ra'su kulli hati'e. Bütün kötülüklerin, bütün hataların başı dünya sevgisidir. Bütün hataların başı dünya sevgisidir. Sevmek dediğimiz fiil kalp ile elde edilen bir şeydir. Seven kalptir. Eğer bir kalp dünyayı seviyorsa, o istiabı geniş dediğimiz, Allah'a açılan, Resulullah'a açılan, efendim melekût alemine açılan, rızaya, muhabbetullah'a açılan bu kapı eğer dünya ile doldurulmuş ise, bu kalbe dünya yerleştirilmiş ise bu en büyük bir tehlikedir, en büyük bir hatadır buyurdu aleyhissalatü vesselam. Bu hadisi şerifi izah ederken İmam-ı Rabbani Hazretleri rahmetullahi aleyh de buyurdular ki niçin en büyük hata kalbin dünya sevgisiyle dolmasıdır? Çünkü kalp denilen o ulvi merkeze neyin muhabbeti yerleşir ise kul her şeyini, elindeki bütün neyi varsa o sevgi için feda eder. Kalpte ne varsa her şey ona fedadır. Bakarsın ki bir insanın kalbine dünya sevgisi gelmiş ise Cenab-ı Hakk'ın verdiği serveti o dünya için harcar. Cenab-ı Hakk'ın verdiği en kıymetli sermaye olan aklı dünya için kullanır. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimet olan makamı, mevkiyi, itibarı, imkanı, gücü, sıhhati, gençliği keza dünya için sarf eder. Ta ki en ulvi nimet olan imanı dahi bakarsın ki süfli olan dünya için bu imanı kullanır, ibadeti kullanır. Niye? Kalpte dünya olduğu için.
İşte en büyük bir cihat da nedir? Kalpteki bu dünya sevgisini kalpten çıkarmak, orayı sahibi olan muhabbetullah'a terk etmek, orayı muhabbetullah'a bırakmak. Eğer bir kalbe Allah'ın sevgisi, Resulünün sevgisi, dinin sevgisi yerleşir ise işte o zaman dünya dünya olmaktan çıkar, cennetten kıymetli bir alem olur. Çünkü içinde muhabbetullah olan bir kalp sahibi elindeki bütün dünyayı, sıhhati, afiyeti, gençliği, maddi imkanı, nesi varsa kalbindeki bu muhabbet için, Allah için sarf eder ve o zaman da bunlar hepsi kıymetli şeyler olur. Hiçbiri dünya olmaz, süfli olmaz. En büyük cihat kalpten dünya sevgisini çıkarmak, oraya muhabbetullah koymaktır. En büyük gaflet ise kalbi dünya sevgisini istila etmesidir. İşte Recep-i Şerif ayı insanın kendisini tanıması için çok kıymetli bir ayna olan bir aydır. Recep-i Şerif ayında insan kendisini ve kendini bize gösteren kalbini tanır. Acaba bizlerin kalbinde ne vardır? Acaba kalbimizde ne vardır? Dönüp baktığımız zaman kalbimizde ne olduğunu bize göstersin diye kalbimize, bunu öğrenmenin yolu nedir? Mesela namazdır. Namazda kalp inkişaf eder. Namazda kalp inkişaf eder. İmam Gazali Hazretleri buyururlar ki, bir insan namaza durduğu zaman o namazda özel bir tecelli vardır. Bu tecelliden en ziyade etkilenen aza kalptir. Kalp bir anda inkişaf eder, açılır. Kalbin batını zahir olur. Ve eğer bir insan namaza içi muhabbetullah ile dolmuş, dünyadan soğumuş, içi ahiret şevkiyle dolmuş bir kalp ile namaza durursa, bu kalp namazda inkişaf eder. O kalbin sahibi, o kalp ile namazda mirac eder. En ulvi alemler o kalple yükselir. Zahiren mescittedir, efendim insanların gözü önündedir. Hakikatte kainatı cevelan eder o kalb ile. Ama eğer namaza durmadan önce kalbinde var olan düşünce dünya ise, o namazdaki tecelli ile beraber kalpteki dünya sevgisi inkişaf eder. Böylece namazda dünyaya ait meseleleri birer birer çözmeye başlar. Bakarsın ki bir problemi namaz öncesinde uğraşır çözemez, namaza durur, bakarsın pat problem çözülür. Bir konuda plan yapar, çizim yapar, efendim işte uğraşır, menheç kurmaya çalışır, namaza durur, namazda o inkişaf eder. İnsan namaza hangi kalb ile, içi neyle dolu kalb ile girerse namazda o inkişaf eder. Zaten hepimizin tecrübe ettiği bir şeydir. Namazda efendim pek çok meselemizi çözeriz. Hocalar ibare çözerler. Efendim mühendisler çizim hatalarını namazda keşfederler. Matematikle uğraşan gençler çözemedikleri problemleri namaza durdukları zaman çözmeye başlarlar ve ilahir. Ha o zaman bu kalp denilen şey öyle ulvi alemleri keşfetmek için bize verilmiş bir nimettir. Fakat biz bunu dünya ile doldurduğumuz zaman bu nimete zulmetmiş, bu nimeti hakkı olmayan bir yere atmış oluruz. Bu da Cenab-ı Hakk'a karşı büyük bir nankörlük olur. Büyük bir nankörlük olur. Yine Zünnül Musri Hazretleri rahmetullahi aleyh buyurdular ki, felahul kalbi sa'ah, bir insanın kalbinin bir an felaha ermesi, bir an dünya sevgisinden azade olması, bir an gafletten azade olması, bir an Allah ile kalbin buluşması, efdalu min ibadeti thekaleyn, insanların da, meleklerin de, cinlerin de ibadetlerinden daha faziletlidir. Bir an kalbin selamete ermesi, felaha ermesi. Çünkü bir an kalbe muhabbetullah indi mi, kalbe bir an muhabbetullah yerleşti mi, bu muhabbet öyle bir sırdır ki insanda günah bırakmaz. Bütün günah o muhabbetle dökülür. Yapılan bütün ibadetler eksikleriyle, gedikleriyle, kusurlarıyla en kamil manada kabul buyurulur. Muhabbet sırrı tecelli eder. İnsanoğlunda da mesele böyledir. Birini seversiniz, sevdiğiniz insanın hatasını, kusurunu görmezsiniz. Görseniz de affedersiniz, affedecek sebep ararsınız ve bulursunuz. Eğer bir insanı seviyorsanız,
yaptığı efendim küçük ikramları büyütürsünüz, büyütürsünüz, onları çok ulvi ikramlar olarak telakki edersiniz. Size verilen bir tesbihi, küçücük bir takkeyi ya da efendim bir küçük kitabı paha biçilmez bir nimet olarak görürsünüz. Niçin? Çünkü o hediyeyi verene bakışınızda muhabbet vardır. Cenab-ı Hak işte böyle bir muhabbet ile Allah'a sevilebilir. Gönlüne Allah muhabbeti böyle düşerse, Allah'a böyle sevilebilirse, bütün günahları o muhabbet karşısında yok oluverir. Ve bütün ibadetleri, noksanlarıyla, eksikleriyle Cenab-ı Hak katında çok kıymetli olur, en kamil rütbe ile karşılık bulur. İşte kalbi boşaltmanın, dünyadan boşaltmanın, dünyayla dolmuş olan kalbi dünya muhabbetinden arındırmanın, Allah'ı sevmek için yaratılmış olan kalbi Allah ile, muhabbetullah ile buluşturmanın en kıymetli, en kolay mevsimidir Recep-i Şerif ayı. Çünkü kalpte de böyle bir meyil söz konusu olur. İbadete dair nasihatlerin kulaklarda en fazla gönüllerde iz bıraktığı zaman Recep ayıdır. İbadete, taate, kulluğa teşvik bu aylarda yapıldığı zaman daha fazla tesir etmektedir. Men ahabbe liqa'allah, ahabbe allahu liqa'eh. Kim Cenab-ı Hakk'a kavuşmak isterse bilsin ki Cenab-ı Hak da ona kavuşmaktan razı olur. Ve men kerih liqa'allah, kerih allahu liqa'eh. Kim de Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı hoş görmezse bilsin ki Cenab-ı Hak katından da o hoş görülmeyen bir kimsedir. Allah'a kavuşmak ne demektir? Allah ile buluşmak ne demektir? Evet, bu en kamil anlamda zikirdir. Ama namazdır. Ama tilaveti Kur'an'dır. Bir insan namaza durduğu zaman o namazda bir tembellik, bir üşengeçlik, bir yorgunluk hissediyorsa Allah ile buluşmak konusunda tembelliği, gevşekliği var demektir. Namaza şevki muhabbet ile koşuyorsa Allah'a kavuşmak konusunda şevki muhabbeti var demektir. Namaz da Allah ile buluşmadır, Kur'an Allah ile buluşmadır, zikir Allah ile buluşmadır ve dahi hayatın kendisi ve her nefes Allah ile bir buluşmadır. Her anı zikir kıvamında yaşayan kimse ve bu her anı Cenab-ı Hak ile buluşmak olarak bir lezzet ile telakki eden kimse bilsin ki o lezzeti ona veren Allah tarafından seviliyor demektir. Eğer kerahat ile buna bakıyorsa bu kerahate sahip olan kalbin sahibi de Allah katında kerih görülüyor demektir. Şimdi burada mesele demek ki insanın kendini tanıması, kalbini tanıması, kalbinde var olan muhabbeti, kalbin neye bağlı olduğunu keşfetmesi bir vazifedir. İnsan kendini tanımadan Mevlasını tanıyamıyor. Kendini tanımadan da nefsini tezkiye edemiyor. Nefsini günahlardan, hatalardan arındıramıyor. Recep-i Şerif ayı geldi. Şimdi bu efendim buluşmayla alakalı olarak neler yapmalı, neler etmeli, nasıl bir hazırlık yapmalıyız diye böyle maddelendirelim. Recep ayı girmeden belli şeylere karar verelim diye kendi kendimize program çıkartalım. Program çıkartmak çok önemlidir. Çünkü program çıkartmak niyetin bir adım üstüdür, kasıttır yani, azim sayılır. Allah Teala sıhhat afiyet versin. Muhterem amcalarımızdan birisi buyurdular ki biz küçüklüğümüzden beri bize bunu pek çok görüşmemizde söylerlerdi. Şimdi bu sözler bende daha çok tesir ediyor. Buyurmuşlardı ki ben bir hafta içerisinde ne yapacaksam mutlaka onu programlarım. Diyelim ki falancaya ziyaret edeceğim, falancaya gideceğim, falan işi halledeceğim, falancaya şunu yapacağım falan, neyse. Diyelim 100 madde halinde yapacağım işleri sıralarım bir hafta içerisinde. Sonra bir hafta dolar bakarım ne yapmışım. Ziyaretler eksik efendim, şunlar eksik, bunlara 100 maddenin 20'sini yapmışım, 80'i eksik kalmış. Sonraki haftayı tekrar programlarım, 100 madde yazarım, 50'sini yapmışım, 50'si eksik kalmış. Bakarım ki yazdıklarımın hepsini elde edemiyorum. Ama buradan şunu anlıyorum ki, biliyorum ki, eğer ben bu 100 maddelik haftalık programı hazırlamasam, bu elde ettiğim 20'yi de, 30'u da, 40'ı da elde edemeyeceğim.
Bana bu 20'yi 30'u 40'ı yapabilir kılan, bende bunu yapabilir kılan şey bu maddeleri 100 madde olarak hazırlamış olmaktır. Yaptığım program elde ettiğim azı temin etmemin sebebi oluyor. Bir ikincisi ise ne kadar iş yaparsam yapayım, yapmak istediklerim daha fazla olduğu için yaptıklarımı hiçbir zaman çok görmem. Bu da bende bir tevazu efendim, bir inkisar meydana getirir. Şimdi bu çok kıymetli bir nasihat sonradan düşünüldüğü zaman. Şimdi biz de Recep-i Şerif ayına girdiğimizde bir takım programlar koymalı, niyet etmeliyiz. Bunları yapmak istiyorum diye. Belki hepsini elde edemeyebiliriz. Eksiklerimiz de kalabilir. Recep ayının sonunda bir muhasebe imkanı buluruz. Günümüzü, ayımızı muhasebe edebilmemiz için güne, aya, haftaya bir hedef koymamız gerekir. Hedef koymalıyız. Hedefe gitmek için o hedefi maddelendirmeliyiz. Hedefin sonuna ulaştığımızda, ay bittiğinde dönüp bakmalıyız ki ne istiyordum, neler yapabildim. İstediklerimin tamamını elde edemediysem bile bir kısmını yapmış olurum. Yaptığım bu kısma bakıp da ne kadar iş yapmışım demem. Bak ne kadar daha iş yapamamışım derim. Yaptıklarımı çok görmem. Bu kadarını bana lütfettiği Cenab-ı Hakk'a hamd ederim. Eksiklerimi telafi edebilmem için bana imkan, fırsat vermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Böylece amelimi çok görmem, eksiğimi çok görürüm. Program böyle bir tarafı da var. Bir de program yaptığımız zaman niyet etmiş oluruz. Niyet eden bir kimse niyet ettiği işin ecrini başta almış olur. En önemlisi Recep-i Şerif ayında bir şeyler yapmaya niyet etmek, Aleyhisselatü Vesselam'ın Recep-i Şerif heyecanına, muhabbetine ortak olmak demektir ki bu paha biçilmez, adet ile ölçülmez bir ecir sebebidir. Resulullah'a ittibadır. Onun şevkine, muhabbetine, sevgisine ortak olmaktır. Recep-i Şerafa'ya geldiği zaman kalp üzerinde söylenen bu sözleri toplayıp da kalp üzerinde bir seferberlik, kalp üzerinde bir cihat, kalbindeki dünya muhabbetini yıkıp kalbi muhabbetullah ile doldurma hedefi Recep ayı hedefimizdir. Recep ayında ulaşmak istediğimiz hedef budur. Peki buna giderken neler yapmalıyız? Bakınız ki efendim sahabe-i kiramdan İbni Abbas Hazretlerine radıyallahu anhu sormuşlar ki günlerin en hayırlısı, amellerin en hayırlısı, ayların en hayırlısı nedir diye. İbni Abbas Efendimiz de radıyallahu anhu buyurmuşlar ki günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Ayların en hayırlısı Ramazan ayıdır. Amellerin en hayırlısı da vaktinde kılınan 5 vakit namazdır buyurmuşlar. Bu suali soranlar daha sonraki bir zamanda Hazreti Ali Efendimiz'e rastlamışlar. Aynı suali ona da sormuşlar ve İbni Abbas'ın verdiği cevabı da arz etmişler. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhu, Mağrib'den Meşrik'e kadar geçseniz, bu suali sorsanız İbni Abbas'ın verdiği cevaptan daha evla ve daha doğru cevap bulamazsınız. O söz doğrudur. Günlerin en hayırlısı Cuma günü. Ayların en hayırlısı Ramazan ayı, amellerin en hayırlısı da vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Lakin inni aqulu ben şunu da buna ilave etmek isterim ki inne hayral a'mal ma yakbelullahu minke. En hayırlı amel Allah Teala'nın senden kabul etmiş olduğu ameldir. Kabul edilen amel hayırlıdır. Hangi amel olursa olsun. Kabul edilmeyen amelin bir hayrı yoktur, ismi ne olursa olsun. O zaman hayrı makbul amelde görmeli. Kabul olunan amel, en hayırlı ameldir. Peki en hayırlı ay hangi aydır? Hayru şuhur, ayların en hayırlısı. Ma tetubu fihi ilallahi tevbeten nasuha. Kendisinde Cenab-ı Hakk'a tevbe-i nasuh ile tevbe edip yöneldiğin aydır. Günahlarından vazgeçip pişmanlık ile Mevla'ya döndüğün, günahları geriye bıraktığın, dünyayı geriye bıraktığın, ahirete yöneldiğin, Cenab-ı Hakk'a şevk ile yöneldiğin ay en hayırlı aydır. İsmi ne olursa olsun. Ve hayrul eyyam, günlerin en hayırlısı hangisidir? Ma tahrucu fihi mined dünya ilallahi teala mu'minen billah. Allah'a iman etmiş, iman dolu bir kalb ile Allah'a kavuştuğun gün en hayırlı gündür buyurdular.
Şimdi biz bir Recep-i Şerif ayına hazırlanıyoruz ya. Biz istiyoruz ki Recep ayı bizim için çok hayırlı bir ay olsun. Ya Rab, Recep ayının bereketinden bizi hissedar eyle diyoruz ya. Recep ayının feyzinden feyziyab olmak, bereketinden hissedar olmak için Recep ayının hayrına ermek gerekir. Onun hayrına ulaşmak için yapılacak olan şey Recep'i hayırlı kılacak fiildir. O da nedir? Günahlara tevbe etmiş, dünyaya sırt çevirip ahirete yönelmiş bir kalb ile tevbe-i nasuh ile Allah'a yönelmek. İnabe. Tevbekar bir kalb ile Allah'a yönelme. Tevbe-i nasuh nedir tevbe-i nasuh? Nasuh kelimesi çokça nasihat eden anlamına gelir. Tevbe-i nasuh demek öyle bir tevbe ki sahibinin bu tövbesi bütün günahkarlara ibret oluyor. Tövbesi nasihat ediyor. Tövbe böyle olur diye. Böyle bir tevbe. Ya da tevbe-i nasuh nisaha kökünden dikmek demektir. Kalpte meydana gelen günahların meydana getirdiği yırtığı söküğü diken bir tevbe. Ruh dünyamızda meydana gelen parçalanmaları tedavi eden, diken, yamalayan, düzelten bir tevbe. Gönül dünyamızda günahların meydana getirdiği tahribatı temizleyen bir tevbe ile Allah'a yönelmek. Bu bir vazifedir. Recep ayından faydalanmak için. O zaman günlük programımızın başına tevbe istiğfarı alıyoruz. Zaten aleyhissalatü vesselam Efendimiz de buyuruyor ki inni etubu fil yevmi mi'ete merra. Ben her gün 100 defa estağfurullah el azim derim. Estağfurullah el azim derim. Recep ayı ile beraber evet elbette kalbimizi dünyadan ahirete, isyandan taate, gafletten efendim inabeye, teyakkuza çevireceğiz. Bir de elbette lisanımızla ve kalbimizle Estağfirullah el Azim günde 100 kere demeliyiz. Günün evvelinde, sonunda Seyyidül İstiğfarı okumalı, güne tevbe ile başlamalıyız, istiğfar ile başlamalıyız. Çünkü kamil istiğfar, kamil istifade temizlenmiş bir kalb ile olur. İçi gafletle dolu, isyankar bir kalb ile İstifade olmaz, zikir olmaz, ibadet olmaz. Kalbi temizleyip böyle talep etmeli. İstiğfar günlük evradımızın başında gelmelidir. Bir ikincisisi ise mutlaka Recep-i Şerif ayında Kur'an-ı Kerim ile hem dilimizi, hem kalbimizi, hem bedenimizi, hem hanemizi, odamızı tezyin etmeli, süslemeliyiz. Elbet Kur'an-ı Kerim okuyoruzdur. Herkesin bir Kur'an programı vardır. Recep-i Şerif ayında yine özel bir Kur'an dersi edinmemiz gerekir. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir ders gibi değil, bir zikir olarak Fettaliyati zikra buyuruyor Allah Zülcelal. Fettaliyat, Kur'an-ı Kerim tilavet edenlere yemin olsun diyor. Onların şanını tebcil ediyor Allah Teala. Ama Kur'an'ı ders olarak, bir müzakere olarak, ezberini tekrar etmek için, unutmamak için okuyanlar değil. Zikran, Cenab-ı Hak ile sohbet etmek, Allah ile muhabbet etmek, gönlü inkişaf ettirmek, kalbi muhabbetullah ile doldurmak için tazarru ve niyaz ile, tertil ile, edeple okunan Kur'an. O Kur'an okuyanlara yemin ediyor Allah Zülcelal. Evet, Recep ayında yani bir hizipten aşağı düşmemek üzere en az bir hizip Kur'an-ı Kerim tilaveti olmalı. Bir hizip 5 sayfadır. Ha, bu 10 sayfa olabilir, bir cüz olabilir. Fakat edebine, adabına riayet ederek tertemiz bir abdestle kıbleye doğru rahle başında Kur'an-ı Kerim önünde diz çökerek ve efendim böyle ağır ve dikkatli bir okuyuşla Cenab-ı Hakk'ın dinlediğini düşünerek Allah ile konuştuğunu fikrederek okumaya gayret etmek. Recep ayında Kur'an-ı Kerim okuyacağız, dikkat ederek. Şaban'da okuyacağız. Ramazan Kur'an ayıdır. Kalbimizi, Kur'an gayretimizi Ramazan'a hazırlıyoruz. Çünkü Ramazan'da Kur'an hakikatini kalp keşfedecek. Hedefimizde bu var. Böyle bir halisane niyetle bunu alırız. Sonra salavat-ı şerife yine bizim günlük derslerimiz içerisinde olmalıdır. Salavat-ı şerife ile alakalı olarak ulemamız buyururlar ki bir mümin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme günde en az 300 defa salavat-ı şerife getirmelidir. Bu salavatı cuma günlerinde 1000'e çıkarmalıdır. Çünkü cuma Resulullah'ın günüdür.
salavat-ı şeriflerin Allah Resulüne vasıtasız arz edildiği bir gündür. Cuma günü 1000 defa salavat getirmeli, diğer günler 300 salavata devam etmeli en asgari olarak. Şaban ayına kadar. Şaban ayı girdiğinde ise Şaban ayı Resulullah'ın ayıdır. Her günü Cuma günü gibidir. Her günü 1000 salavat ile Şaban'ı geçirmek gerekir. Ramazan-ı Şerif ayına ulaşılırsa yine Recep ayında olduğu gibi her gün 300, Cuma günü 1000 salavat ile salavata devam etmeli. Salavat-ı Şerife getirirken de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ümmetliğini, muhabbetini, onun getirdiği şeriate inkıyadını, şeriatini getirdiği dini sevdiğini, ona itaati sevdiğini, asla ağır saymadığını, yüksünmediğini, tembellik etmediğini, bu dine bağlı olmayı en büyük şeref bildiğini itiraf ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi paki Muhammediyelerini okşayarak bunları söylemeli, bunları fikretmeli. Buyrulur ki kim bu şekilde salavat-ı şerefe getirmeye, bu tefekküle devam ederse Allah Zülcelal Ramazan bayramına ermeden o kulu Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görme, rü'yet bayramıyla teşrif eder, şereflendirir. Yine dedik ya, en eftal ibadet vaktinde kılınan namazdır. Evet, öncelerden yani ibadet programları konuşurken kuşluk namazları, evvabinler, teheccüdler, işrak namazları zikrediyorduk. Ama öyle bir zamana, öyle bir ana geldi ki artık farz ibadetlerde bile bir takım tembellik görüntüleri zahir oluyor. Vaktinde kılınan namaz. Vaktinde kılınan namazı nasıl anlayalım? Yani ezan-ı Muhammed'i okunmadan abdesti almak ve ezan-ı Muhammed'i okunduktan sonra da namazı geciktirmemek olarak anlayalım. Böyle efendim vaktini geçirmiş, son vakte terk edilmiş, tembellik anına bırakılmış, abdesti üşenerek alınmış. Böyle bir namaz değil. Vaktinde kılınan namaz. Şevk ile beklenen, muhabbet ile beklenen ve vakti geldiği zaman heyecan ile kıbleye dönülen ve eda edilen bir namaz. Recep ayında 5 vakit namazımızda itinamızı artırmalıyız. Hedeflerden biri ezan okunmadan o namazın abdestini alacağım. 2. Ezan okunduktan sonra da o namazı geciktirmeden kılacağım. Namazı kılarken namazın kalitesini, fikrini artırabilmek adına belki birkaç tane böyle zahire dokunuş yapabiliriz. Ne gibi? Bir efendim tenha bir yer seçeriz. İsyana şahit olmamış bir yer seçeriz. İçerisinde mahallenin konuşulmadığı, mescid edindiğimiz bir köşede namazı kılabiliriz. Kıyafetimize efendim bir ciddiyet katabiliriz. Namaza durduğumuz zaman okuduğumuz Dammi sureleri, Fatiha'ya eklediğimiz sureleri farklı surelerden seçip namazı biraz daha tefekkürlü kılabiliriz. Rükû ve secde tesbihlerimizi 3'ten 5'e çıkartabiliriz bu 3 aylarda. Namazı alışkanlık olmaktan çıkarmak için. Namazı kıldıktan sonra dikkat edeceğimiz bir mesele de tesbihatımızdır. Namazın tesbihatını namazdan ayırıp da ihmal etmemeliyiz. Alışkanlıklar genelde cemaate kılınan namazlarda tesbihleri çekmek, cemaatten âli kalınan namazlarda ise namazı kılıp tesbihat çekmemek şeklinde tezahür ediyor. Fakat şunda hiçbir mümin şüphe etmesin ki bir namaz kıldıktan sonra 33 kere Subhanallah demek, tesbih alıp da işte 10 bin kere Allah demekten, 70 bin kere Allah demekten, ister buna kalp dersi de, ister ruh dersi de, ister sır dersi de, ne ders dersen de, bütün bu zikirden eftaldir. Niye? Çünkü sünnet-i seniye ile sabit, müekked bir uygulamadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir onun için. Bununla o kıyas edilmez. Ve namazın tesbihatını terk eden bir kimsenin elinde zikirle köşesinde saatlerce zikretmesi onu asla ehli zikir yapmaz. Çünkü ehli zikir o köşedeki o azami zikir gayreti bir tedavi maksatlıdır. Tedavi maksatlıdır. Ama buradaki efendim zikirdeki ihmal, namazın sonundaki tesbihat sünnet-i seniye ile sabit olup namazın ikmal şartıdır. Bunu terk etmek o binayı yıkmaktır. Bu bakımdan bu namaz, tesbihat zikirlerine çok dikkat etmeliyiz.
Bakınız hani böyle yapmadığımız, bizi aşan şeyleri değil. Çok basit ama aksatmadan devam etmemiz gereken şeyleri zikretmeye gayret ediyoruz. Namazın tesbihatına azami dikkat etmeliyiz. Onu böyle bir formalite, bir ayrıntı gibi değil. Namazın ikmal edicisi, tamamlayıcısı olarak görmeli. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu böyle net bir şekilde okumalıyız. Efendimiz öyle okudu diye. Sonra Euzü Besmele'mizi çekip Ayetel Kürsü'müzü tane tane okumalıyız. Ondan sonra tesbihatımız Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber zikirleri kavli zikirlerdir. Kalbi zikirler değil. O nedenle tesbih tanelerini birer birer Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah çekerken itina göstermeliyiz. Ve namazın sonundaki duayı asla ihmal etmemeliyiz. Melekler namazı kılıp da dua etmeden kalkıp giden insanlar hayret ederler. Namazı kılıp da Cenab-ı Hakk'ın ikramını almadan gitmek, buyur kulum sözüne icabet etmeden, dua etmeden gitmek büyük bir gaflet olur. Gece bir an vardır, Allah-u Teala dua eden yok mu, istiğfar eden yok mu, şifa talep eden yok mu buyurur. Namazın her birinin sonunda bu kapı açıktır. O nedenle namaz sonrası dualarda gaflet ile değil bir teyakkuz halinde icabet edileceğine tereddüt etmeden canı gönülden namaz sonrası dualarımıza dikkat edip dua etmeliyiz. Recep ayında böyle bir ahdimiz olsun. Namaz abdestlerimi vaktinde alacağım. Namazı geciktirmeden kılacağım. Namazımda daha ciddi duracağım. Namaz sonraki tesbihatı ve duayı asla ihmal etmeyeceğim diye. Ve devamında yatsı ve sabah cemaatlerini bu süreçte dahi olsa cemaatle kılmaya gayret etmeli. Yatsı namazına ve sabah namazına cemaate gitmeye gayret etmeli. Atılan adımların getirdiği ecri bilmeli, o izlerimizi tazelemeliyiz. Şartlarına, bugünkü ifade edilen ölçülere dikkat ederek en yakın camiye yaşı uygunsa tabii gitmeli ve namazı orada kılmalı. Yatsı ve sabah cemaatine devam etmeli. Evet, siz buna nafile olan oruçlar ilave edin. Buna teheccüd namazı katın efendim. Kuşluk namazı, evvabin namazı. Devam edin. Yani devam etmesi zaruri olan şeyler arz ediyorum. Bu bir ibadet programı yapmak demek, onu böyle bir ay iki ay sıkıştırıp buna sabretmek değil. Hedef tekellüften çıkmasıdır. Tekellüf zorlama, insanın meşakkatle devam ettiği ve bir zaman sonra aksattığı şeyde bereket yoktur. Az ama devamlı olan diyor aleyhissalatü vesselam ve bereket de bu devam ile hasıl oluyor. O zaman bu şartlara dikkat etmeli. Buna ilaveten herkes kendi kadrince seviyesi bir şeyler katacaksa katar. Ama böyle bir program yaptığı zaman programın aksamaması için bu program bir manevi yolculuk programıdır. Yolculuk için mutlaka bir yoldaş gerekir. Er-Rafik sümme tarik buyurdu aleyhissalatü vesselam. O zaman bir yol arkadaşı edinmeli. Program beraber yaptığımız, birbirimizi takip ettiğimiz, birbirimizi teşvik ettiğimiz bir arkadaşımız olmalı. Ve bu gayretlerimizi mutlaka haftalık en geç bir sohbetle takviye etmeliyiz. Bir sohbet ile, bir nasihat ile takviye etmeli. Recep-i Şerif ayına girerken ki şevkimizin, heyecanımızın sönmesine asla müsaade etmemeliyiz. Çünkü heyecanımız söndüğü anda bizi avlamaya hazır bir nefis ve şeytanın beklemekte olduğunu bilmeliyiz. Şevkimizi taze tutmak için sohbet takviyesine, arkadaşlarımızın bizi takip etmesine, nasihate çokça ihtiyacımız vardır. Buna da dikkat etmeliyiz. Evet, bunlara Recep ayı için özel bir oruç programı katabilirsek, pazartesi, perşembe olabilir. Nafile ibadetlere, kuşluk namazını, evvabin namazını, teheccüdü katabilirsek ne âlâ ne güzel olur, yapmalıyız bunu. Ve kalbimizdeki kararan kalp dünyamızı zikir nuruyla aydınlatmak hedeflerimiz içerisinde olmalı. Mutlaka efendim zikir gayretlerimizi, ibadet gayretlerimizi, ibadethanelerdeki vakit geçirme süremizi artırmalıyız. Tevbe, istiğfar, Kur'an tilaveti vesaire vesaire. Allah Zülcelal
Bizlere bu anlamda şevki muhabbet nasip etsin. Recep'in bereketinden istifadeler nasip etsin. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Kim bizim yolumuzda gayretini ortaya koyarsa, cehd ederse biz de onu hedefine ulaştırırız Cenab-ı Hak buyuruyor. Hedefi koymalı, hedefe giden yolu görmeli, o yöne girip adım atmaya başlamalıyız. Allah Teala bir adım atana ben koşarak gelirim buyuruyor ya. Bir adım atana hedefleri yaklaştırır Cenab-ı Hak. Niyet edelim, ortaya gayretimizi koyup adımımızı atalım. Allah Teala bizleri mahrum olacağımız hatalardan muhafaza eylesin. Recep-i Şerif'in feyiz sofrasından hissesiz bırakmasın. Rahmet pınarında susuz, ziyafet sofrasında aç kalmaktan muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vahhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, Ya men iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Buluğa erdiğimiz anımızdan bu anımıza kadar, bilerek bilmeyerek, gizli aşikare, küçük büyük yapa geldiğimiz cümle günahlarımızdan, Gaffar ismi şerifine sığınarak af talep ediyoruz ya Rabbi. Bizleri, anne babamızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, sevenlerimizi, cümle ihvanı dini, nesil ve zürriyetlerimizi, cuma gecesi hürmetine, vakti icabet hürmetine, Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hürmetine, Recep-i Şerif hürmetine af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Yapacağımız dualarımızı affedilmiş, temizlenmiş gönüllerin, tertemiz lisanların dualarına ilhak ederek kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, Recep-i Şerif ayının feyzinden, bereketinden, rahmetinden cümlemizi hissedar eyle. Recep-i Şerif'in feyzinden, bereketinden, rahmetinden mahrum olacağımız hatalardan, kusurlardan, yanlışlardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin. Okunan hatmi şerifleri, tevhid-i şerifleri, salavat-ı şerif hatimlerini ve sair süveri celileleri, tehlilatı, tekbiratı, dergah-ı izzetinde etem-i ahseni kabul ile makbul eyle ya Rab. Ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu saadetlerine hediye eyledik, hissedar eyle ya Rab. Haberdar eyle ya Rab. Cümlemizi, cümle kardeşlerimizi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hoşnut ve haberdar eyle. Şefaati peygamberiye cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve sevabı cümle enbiya-i zam ve rusul-i kiram aleyhimussalatu vesselam efendilerimizin de ervah saadetlerine hediye eyledik, vasıl eyle. Hasıl olan ecir ve sevabı ashab-ı kiram efendilerimizin, ashab-ı güzinin, aşire-i beşerenin, ezvac-ı tahiratın, tabi'inin, tebe-i tabi'inin, eyme-i din-i mübin, müştehidin, müfessirin, muhaddisin, huffaz, tullab, bir cümle hamele-i Kur'an'ın da ervah-ı kutsiyelerine ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesini haberdar, hoşnut ve razı eyle. Anne babalarımızdan, komşu ve taallukatımızdan, ahirete intikal etmiş olan cümle ehli imanın da ruhlarını hediye eyledik, vasıl eyle. Hatmi şerifleri okuyan kardeşlerimizin, hatmi şerifleri okurken niyet etmiş olduğu aba, ecdat, akraba, talikat, cümle ihvan-ı dinin ruhlarına da hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahmer Rahimin, mescidimize bugüne kadar imam olarak, cemaat olarak gelmiş, sohbet dinlemiş, hissedar olmuş, ahirete göçmüş olan isimlerini unuttuğumuz cümle geçmiş abilerimizin, amcalarımızın, büyüklerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ahmet Eşer Efendi hocamızın, Hacı Abdurrahman Efendi hocamızın ve ahirete intikal etmiş olan cümle üstadlarımızın, hocalarımızın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Kabir komşan ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Cümlesini haberdar, hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Okunan hatmi şeriflerin nuru ile kabirlerini tenvir eyle. Kelime-i tevhidin nuru ile kabirlerini tenvir eyle. Kabirlerini her türlü zulmetten muhafaza eyle ya Rabbi. Cehennem çukur olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle.
kabrin azabından, sıradın dehşetinden, cehennemin azabından, mahşerin şiddetinden, her türlü ahiret korkularından lütfunla, kereminle sen muhafaza eyle ya Rabbi. Baki kalan ömürlerimizde bizleri ailece, evlatlarımızla, cümle kardeşlerimiz ile sıhhat, afiyet üzere ibadet, taat, kulluk, rıza yolunda hayırlı uzun ömürlerle muamele eyle ya Rabbi. Ahir zamanın fitne fesatlarından, zalimlerin zulümlerinden, makirlerin mekirlerinden, semavi ve aradığı her türlü tehlikelerden, maddi ve manevi düşmanlarımızın şerrinden, şeytanların şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden, cümlemizi, cümle kardeşlerimizi, nesil ve zürriyetlerimizi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, Recep-i Şerif ayının feyzinden, bereketinden bizleri hissedar eyle. Hidayeti için dua ettiğimiz cümle kardeşlerimizi hissedar eyle ya Rab. Namaza karşı ilgisi azalmış olan kardeşlerimize Recep-i Şerif ayı hürmetine namaz muhabbeti ikram eyle. İbadat-ı taat muhabbeti ilka eyle. Ya Rabbel Alemin, İslam ahlakına karşı gün be gün soğumakta olan, kalpleri kararmakta olan cümle kardeşlerimize ibadet şevki, taat şevki, kulluk şevki ilka eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Havz-ı Kevser başında hasretle, özlemle, kardeşlerim diyerek beklemiş olduğu o bahtiyar zümreye bizleri, ailelerimizi, cümle kardeşlerimizi, nesil ve zürriyetlerimizi ilhak eyle. Ya Rabbel Alemin, Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz ile Arş-ı Ala'nın gölgesinde, şefa sancağı altında, sahabe-i kiram civarında kavuşmaya cümlemizi muvaffak eyle. O kavuşmaya vesile olacak amellerle bizleri muvaffak, bizleri muammer eyle. Ya Rabbel Alem, bizleri mahrum edecek Arş-ı Ala'nın gölgesinden, Resulullah'ın şefaatinden, sahabe-i kiramın komşuluğundan mahrum edecek, birliğimizi, beraberliğimizi dağıtacak her türlü kalbi afetlerden sana sığınırız, muhafaza eyle ya Rabbi. Annelerin evlatlarından, babaların yavrularından, kardeşlerin birbirlerinden ayrı düşecekleri mahşer gününde bizleri ayrı düşecek her türlü hatadan sana sığınırız, muhafaza eyle. Bizleri anamızla, babamızla, kardeşlerimizle, evlatlarımızla, nesil ve zürriyetlerimizle, ailelerimizle, sevdiklerimizle, sevenlerimizle Arş-ı Ala'nın gölgesinde her türlü korkudan emin olarak haşr-ı cem eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin. Recep-i Şerif ayını bizler hakkında bereketle eyle. Bereketinden cümlemizi hissedar eyle. Bizleri Recep-i Şerif'in bereketiyle Şaban'a kavuştur. Şaban ayının feyzinden bereketen hissedar eyle. Recep ayının, Şaban ayının şehadetiyle, hüsnü şehadetiyle bizleri Ramazan-ı Şerif ayına kavuştur. Gönüllerimizi muhabbetullah ile, muhabbetu Resulillah ile tenvir-i abadan eyleyip, dünyasını, elindeki imkanlarını, ilmini, amelini, gayretini, aklını, her türlü sermayesini Allah yolunda kullanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, huzurunda bizleri mahcup edecek, yüzümüzü karartacak her türlü hatadan, kusurdan, yanlıştan, yanlış söz ve fiillerden, düşüncelerden sana sığınırız, hem muhafaza eyle ya Rabbi. Bizler için sebebi iftihar olacak hayırlı nesiller, hayırlı zürriyetlerle bizleri berhayat eyle. Neslimizi kıyamet sabahına kadar Kur'an ehli, ibadat ehli, takva ehli, ilim ehli, zikir ehli, müminler olarak daim eyle. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin. Gecemizi hayır eyle. Her türlü hayırları cümlemiz hakkında fetheyle. Cümle şerleri def eyle ya Rabbi. Gönüllerimizi şaduhandan eyle ya Rabbi. Dertli kardeşlerimizi devaya beyle. Borçlu kardeşlerimizi de edaya beyle. Hasta kardeşlerimizi şifaya beyle ya Rab. Na murad olanları ber murad. Na şad olan cümle kalpleri şadan ve handan eyle ya Rab. Dünyamızı mamur eyle. Ahiretimizi mamur eyle. Zahirimizi nur eyle. Batınımızı pür nur eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, gönüllerimizi mesrur eyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı mestur eyle. Günahlarımızı mağfur eyle ya Rabbi. Ya Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.